Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve Yeğeniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size bugün bu çok güzel çiçek modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Evet modelimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil kısmında yaprakları ve yaprakların içinde de çiçekleri var. Ve modelimizin bu yine her zaman olduğu gibi burası kalem, word kovası sapı, süt pipeti, bu aparatlar yani bu genişlik verebilecek aparatları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dondurma çubuğu ve bazı kalemler kalın olduğu için onlar daha uzun böyle sallantılı olacaktır. Bu şekilde yoğurt kovasını sapıyla yaptım. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek yeminimizin dört kerenin tığ battısını hazırlıyoruz. Şöyle ilk önce yaprağımızı yaparak başlayabiliriz. İkişer zincir çekerek başlarken böyle bir mesafe verip başlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tığ battı da yapraklarımızın arasına gidiyor. Bu tığ battıdan ara mesafeniz 10 veya 15 olsun. Fazla olmasın arkadaşlar. 10 tığ battıdan sonra veya 15 tığ battıdan sonra 3 tanesi buraya gideceği için 2 tane ortaya bir tane de tığ bat, e, yuvamızı batmak için o yüzden 3 tane de fazla bırakıyorsunuz. Yani 15 iyidir arkadaşlar. Şimdi buraya ben 10 tane yaptım. Sayalım. 2 4 6 8 10. 10 tane yaptım. 1 2 zincir çektim. 1 2 zincir çektim. Bu şekilde en az 15 tane arkadaşlar 2 zincir çekerek tığ battıranızı hazırlıyoruz. Ve 8 tane zincir çekiyorum buraya. Türbäntimizin ters tarafını çeviriyorum. 2 tane tığ battı atlıyoruz. 1 2 şu üçüncü tığ battığımın için arkadaşlar bu şekilde 8 zincirimi buraya sık iğne ile tutturdum. Buraya yapraklarım için yuva. Ve 1-2-3 zincir de çekip şöyle geri düz yüzüne dönüyorum. Bir defa tığımı başını doladım. Buradaki yaptığım 8 zincirli yuvanın içine 2-2 alarak böyle ikili bir trabzan yapıyorum. Tabii bu 3 zincirimle beraber. Başına kirpikli trabzan olacağı için her bir başına bu şekilde arkadaşlar bir tane tomurcuk yapıyorum Bir zincir çekiyorum arasına Tekrar bir defa doladım tığımın başına yuvaya girdim 1 2 2 Tekrar 4 zincir çekip Trabzanıma kapattım Bu şekilde Tomurcuk yaptım Arasına bir zincir bu sefer iki defa doluyorum. Tığımın başına yuvaya girdim. 2 2 2 olarak aldım. Burada üçüncü trabzanım oldu. 1 2 3 4 zincir trabzanıma girdim, kapattım. Buraya arkadaşlar 6 tane sık iğne yapıyorum bu üçüncü trabzanımın. Son yaptığım trabzanımın sık iğnesi 6 tane olacak. 5 ve bu da 6. sık iğnem. 7. de ana yuvaya kapattım bu şekilde. Evet arkadaşlar yaprağımız bu şekilde bir tanesi hazır. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen dibine ipimi bu şekilde uzattım. Bu yoğurt kovamın sapı. Buraya taktım. Bir tane buraya ilmek yaptım. Tam buraya buradan bu ilmekten dört tane yapacağız arkadaşlar. Yine yuvamın içinden bir ilmek aldım. Bir, iki zincir. İki zincirimi çekip tekrar bu şekilde sıkı sıkı buraya kapattım. Bir, iki zincir. Kapattım. Bunlar bu çiçeklerim için yuva olacak arkadaşlar. Tekrar bir, iki zincir. Kapattım. Bu şekilde. Evet. Geri dönüşüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kovanın kulpu bile çok işe yarıyor. Yine aynı şekilde 4 tane yaptıktan sonra bu yaprağın aynısından buraya bir tane daha yapıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. 4 zincir. 4 zincirim bu trabzanımın tomucu arkadaşlar. Trabzanımın kirpiği. Bu şekilde. Araya da bir zincir çektim. Bir defa doladım. Yine aynı yuvaya girdim. Bir, iki, iki. İkinci trabzanımı da bu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar rahat çalışmak için hepi topu dört tane kirpik bu şekilde kirpiğimi sıyırıp şöyle size rahat bir şekilde göstermek istiyorum. Bir, iki, üç, dört zincir yaptığım ikinci trabzanımın bu da kirpiği kapattım. Bir zincir. Bir, iki defa. Bu sefer iki defa. Yuvaya girdim. Bir, pardon. İki. İki, iki, üç seferde. En son yaptığım bu trabzan üç seferde çektim arkadaşlar. Dört zincir. Dört zincirimi kapattım bu şekilde trabzanımı. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık yaptım. Yuvaya bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Hemen arkadaşlar artık yaprağımız bitti. İkinci yaprağımızı da bitirdik bu şekilde. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Bu şekilde kapattım. İki zincir çekiyorum. Tığ battımın içine kapattım buraya. İki. Bir, iki zincir. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 Evet arkadaşlar. Şimdi ben 10 tane yaptım. 10 taneden sonra 3 tane de bu yuva için 13 tane yapıp bu mesafeyi verdim. Bakın iki yaprak mesafesi 13. Aynı bura gibi arkadaşlar. Bura 10. 3 tane de yapınca 13. Bu şekilde ara mesafesini verebilirsiniz. Eğer yakın derseniz 15 taneden çekebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben tanıtım amaçlı, görsel anlatım amaçlı iş yaptığım için siz biraz daha arasını mesafesini uzak koyabilirsiniz. Evet şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ortadaki ilmeklere yuva yapacağımızı söyledim. Düz yüzü bize bakacak alırken dikkat edin yamuk olmasın şekilde arkadaşlar tuttum iki ilmeğimi bu mavi ipimi buraya sık iğne yaptım yani oraya montelemiş olduk 1 2 3 zincir bir defa doluyorum 2 2 2 tane trabzanım oldu bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 aldım 3 2 2 aldım 4 2 2 aldım 5 buraya 7 tane şimdi zincir çekiyorum arkadaşlar 7 zincir döndüm buradaki ilk trabzanımın tepesine bu şekilde yuvamı kapattım 1 2 3 zincir tekrar düz yüzüne döndüm arkadaşlar şimdi bir defa doluyorum bu yapmış olduğum yuvanın içine bir 2 2 2 tane trabzanım oldu. 1 2 2 3 yuvaya girdim. 1 2 2 4 4 tane trabzanım oldu. 1 2 3 zincir yuvaya girdim. Kapattım bu şekilde. Papatyamın bir yaprağı hazır arkadaşlar. Aynı bu yaprak gibi yanına iki tane daha yapacağım. Toplam 3 tane olacak. Yine 3 zincir çektim. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 3. 1 2 2 4. 1 2 3 zincir. Yuvaya girdim. Bu şekilde kapattım. 1 2, 3. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 seferde. Toplam 4 trabzan yapıyorum bu şekilde. 5. trabzanımı da 3 zincir çekip yine bu ana yuvaya kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Bu da diğer e, Ilmeğe geçiş için Şöyle yüzleri eğer bize bakmazsa yamuksa arkadaşlar şöyle çevirerek tığımızın ucuyla düzeltelim Öbürünü de düzelttik Şöyle bize bakacak düzgün bir şekilde ilmekleri düzelterek aldım 3 zincirimle de köprü yaparak geçtim bu tarafı arkadaşlar Daha da az 2 de çekebilirsiniz 1 2 3 zincir Aynı bu işlemi burada da uygulayacağım Şimdi bir defa doladım. Turba ilmeğimin içine girdim. 2 2. Bir defa doladım arkadaşlar. Tığımın başını yine öbür trabzanın yanına 2 2 üçledim burayı. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2. Yuvamızda bu demin yoğurt kovasıyla yaptığımız ilmekler arkadaşlar. Bir defa doluyorum. 2 2 alarak Burayı beşledim. 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Döndüm arkadaşlar. İlk yaptığım bu trabzanımın tepesine buraya arasına arasına girmemişmişim zaten arkadaşlar. Kapattım yuvamı. 1, 2, 3 zincir. Döndüm. Bu yaptığım yuvaya Aynı bu şekilde üç tane papatya yapıyorum bir defa doladım 1 2 2 Bir defa doluyorum 1 2 2 3 1 2 2 4 1 2 3 zincir Bu şekilde kapattım buraya 1 2 3 3 zincir. Bir defa doladım. 1 2 2. Yuvaya girdim. 1 2 2. 3 tane buraya trabzan yaptım. Yuvaya girdim. 1 2 2. 4 oldu trabzan say. 1 2 3 zincir. Yuvada kapattım bu şekilde. 1 2 3 zincir. Beş defa doladım. Yuvaya girdim 1 2 2. Bir defa daha doluyorum. Yuvaya girdim 1 2 2 3. 1 2 2 3. Burayı hemen 4 deyince arkadaşlar dört tane tırabzan yapınca 3 tane zincir çekip 5. tırabzanımı bu 3 zincir olarak buraya kapatıyorum. Şey, 3 <laughs> zincirimi 5. tırabzan olarak kapatıyorum papatyamı bitirdim bir zincirimi çektim ipimi kopardım arkadaşlar ipimi yakıp geleyim Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi ve bu ara suları sade yaptım sade yapınca yaprak kendini daha gösterdiğine inanıyorum arkadaşlar çitler tomurcuklu çit yapıyoruz çitlerin tomurcukları sanki yaprağın tomurcuğunu ön plana çıkardı olmadığı için veya da tomurcuklu bu üçgen trabzanlardan yapıyordum. Bu sefer dedim sade olsun araları bu şekilde sade yapalım. Sade yapınca bu şekilde yapraklar arkadaşlar kendini daha iyi öne çıkardı. Sade ve zarif bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir yaparsınız. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.